Kıymetli cemaatimiz, Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Cenab-ı Allah cumanızı mübarek eylesin. Yüce Rabbim evimize, yuvamıza huzur, saadet nasip eylesin. Âl-i İmrân suresinin 133, 134, 135. ayetlerini kıraat etmeye çalıştım. İnşallah imkanınız olursa daha sonra sizlerin de burayı tekrar etmesi faydalı olacaktır. Âl-i İmrân suresi 133, 134, 135. ayetlerde kıymetli cemaatimiz ayet birçok konu içeriyor. Birçok konu içermesine rağmen biz orada bir konu işleyeceğiz. O da şurası. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ Hani 3 ayet okuduk, 4 ayet okuduk. Bu 3 ayet ya da 4 ayetin içerisindeki وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ O ifadeyi tek ele alacağız. O da şudur. Bu hafta sohbet edeceğimiz konu öfkeye hakim olmak. Öfkemize hakim olmak, ailede yaşanan öfke patlamalarının önüne geçmek, öfke kontrolü yapmak. Hani 3 ayet okuduk, birçok konu var. Sadece öfke konusuna değineceğiz. 4 sorudan oluşacak, sonra da sizler için 3 tane müjdeli hadisim olacak. 1, en son cemaatimizin içinden gelen anneleri vefat edenler için annelere bir müjde olacak. Hali hazırda olan annelere bir müjde olacak. Şimdi hocalarım diyecek, kardeşlerim, hocam hanımlara tek mi müjde var? İnşallah bugün sizlere de bir müjde var. Bugün bu sanayi bölgesinde çalışan, işçi olarak çalışan ya da işveren olarak çalışan, ikinci sırada da işçi kardeşlerimize bir müjdemiz olacak. Hadis-i şerif. Ardından bir müjdemiz de işverenlere olacak. Anneler, çalışanlar, işverenler için en sonunda birer müjdelerimiz olacak ayet ve hadiste. Şimdi öfke ile ilgili 4 sorumuz var. Öfke ile ilgili ayeti nasıl anlamalıyız? Az önce Âl-i İmrân suresinin 133, 134, 135. ayette وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ İki kelime. Öfkelerini yenenler diyor. Kıymetli cemaatimiz, Kur'an'ın bazı ifadeleri var. Onu insanlar bilgileri geliştikçe o ifadeleri anlıyorlar. Mesela Kur'an'daki bazı ifadeleri bilim adamları anlar. Bazı ifadeleri diyelim ki çiftçiler anlar. Bazı ifadeleri doktorlar anlar. Bazı ifadeleri psikologlar anlar. Ben de daha önceden psikologda bir müddet ders aldım. O derslerden sonra وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ Allah buyuruyor öfkelerini yenenler. Hani o psikolojinin verdiği bilgilerle bu ayeti daha böyle anlaşılır bir şekilde anladık. Bugün psikoloji bize şunu diyor, kıymetli cemaatimiz diyor ki öfke kontrolü diyor. Kur'an da diyor ki öfkelerini yenenler. Yani şu şekilde bizdeki duygular, biz duyguyu imkansız hale getiremiyoruz. Ya da duyguyu yok edemiyoruz. Duygularımız, kıymetli cemaatimiz, iki çeşit duygumuz var. Olumlu duygular, olumsuz duygular. Olumlu duygular, sevinmek, hoşlanmak, böyle mutlu olmak, bunlar olumlu duygular. Olumsuz duygular, üzülmek, bağırmak, öfkelenmek. İnsan hep ister ki olumlu duyguları olsun. Ama Yüce Rabbimiz bize duyguların ikisini de vermiş. Bazen olumsuz duyguyu gördüğümüz zaman olumlu duygunun keyfini alabiliyoruz. Hani hasta olduğumuz zaman sağlığın kıymetini biliyoruz. Böyle imkanımız düştüğü zaman geniş zamanın farkına varıyoruz. Cenab-ı Allah bizler de duyguyu onun için olumlu ve olumsuz şekilde yaratmış. Bizler daha iyi bir şekilde kendimizde olalım diye. Kıymetli müminler, işte psikologların dediği gibi Yüce Rabbimiz Kur'an'da
öfkelerini yenenler. Öfkeyi yok edemiyoruz. Çünkü bir duygu. Ama önemli olan nedir? O öfkeyi belirli bir sınırda tutmak. Hani öfke kontrolünü yapmak kıymetli cemaatimiz. Bir müftümüz vardı. Dedi ki hocam Marmara Üniversitesi'nde okurken bir hocamız şöyle dedi. Dedi ki şayet Kur'an'ı, sünneti bir kenara alın, psikolojinin esasları kalmaz. Çünkü Kur'an psikoloji bilimi de bütün esaslarını Kur'an ve sünnetten almakta. Mesela Peygamber Efendimiz'in ifadelerinden almakta. Bu ayetteki konu kıymetli cemaatimiz öfke kontrolü. Ailede öfke kontrolü, sosyal yaşamda öfke kontrolü. Yani kişinin öfkesini belirli bir sınırda tutması. Başkasına zarar verecek bir hale getirmemesi. Aile içerisinde yaşanan, toplum içerisinde yaşanan öfkeli davranışların ailemize, topluma zarar vermesinin önüne geçebilir miyiz? Bir soru da böyle. Ailede, sosyal yaşamda karşılaştığımız öfkeli davranışların ailemize, topluma zarar vermesinin önüne nasıl geçebiliriz? Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'de bizlere iki tane müthiş tavsiye var. Birinci tavsiye şudur. İmam Şafii radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Celle Celaluhu hiçbir sure indirmeseydi, sadece Asr suresini indirseydi bize yeterdi diyor. Asr suresinde de konumuzla alakalı olan bölüm şu. Ve tevasav bis sabr. O kurtuluşa erenler birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Beled suresi var. Okumanızı tavsiye ederim. 30. cüzde çok müthiş bir anlamı, çok müthiş bir kıraati var. Şöyle başlar sure. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazel beled diye başlar. Son kısmında şöyle der. Ve tevasav bil merhameh. Hani der ki böyle bir yokuş var. İnsanların tahammül etmesi gerektiği bir yokuş. O yokuştan biri de insanların birbirlerine merhameti tavsiye etmeleridir. Yani biz bugün birbirimize sabrı ve merhameti tavsiye etmeye her zamankinden daha muhtacız. Kıymetli cemaatimiz, bugün bizim ailemizde bir sorunumuz olursa, karı koca arasında, çocuklar arasında, üçüncü kişiler bize ne demesi lazım biliyor musunuz? Ya az sabret, sabırlı ol demesi lazım. Ya da diyelim ki bir yerde, ailede, dışarıda öfkeli davranışlarımız insanlara zarar verdi, aileme zarar verdi, şiddet oldu, sosyal yaşamda her tarafta zararını gördüm. Üçüncü kişi ne demesi lazım biliyor musunuz? Biraz merhametli ol demesi lazım. Biraz sabırlı ol, biraz merhametli ol. Bugün ailelerde, sosyal yaşamda öfkenin sebep olduğu şiddet ve kötü olayların altında bizlerin birbirimize sabretmeyi ve tavsiye etmeyi unutmuş olmamız. Efendimiz bir de şöyle der kıymetli cemaatimiz. Biri sinirlenmiş böyle, yan damarları da çıkmış. Allah Resulü sahabe-i kirama diyor ki gidin ona söyleyin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim söylesin. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hani karşılaştığımız zor zamanlarda şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak. Efendimiz öyle diyor. Çok öfkelenen birini görüyorlar. Sahabe-i kirama diyor ki gidin ona söyleyin. Öyle bir kelime öğretelim. O kelimeyi söylesin, o cümleyi söylesin. Öfkesi gitsin. O da şu, Eûzu billahi mineşşeytanirracim.
Malumunuz Kur'an okumaya başlayınca biz öyle başlıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracim diyoruz. Alimler diyor ki bir insan günlük yaşamda birçok olumsuzlukla karşılaşabilir. O olumsuzlukların önüne geçmesi için de bir insanın gün içerisinde ara ara sık sık içinden Eûzu billâhi mineşşeytânirracim, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Ya da diyelim ki evde öfkelendi biri, birimiz öfkelendik, dışarıda öfkelendik. Varsa bir bahçe, git bahçeyi çapala. Varsa bir araban, git arabanı yıka. Ya da varsa bir fabrikan, bir iş yerin, gel git orada biraz çalış. Ya da işin yok mu, git bayram yerine bir tur at. Git Çınar'a bir tur at ki dağılasın. Bugün psikologlar öyle diyor. Psikolog diyor ki, böyle öfkelendin mi mekan değiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki öfkelendin mi abdest al, öfkelendin mi eûzu billahi mineşşeytanirracim söyle, öfkelendin mi bir zikre yönel, bir harekete yönel kıymetli cemaatimiz. Bir de şöyle bir konu var. Öfkenin önüne nasıl geçilir? Sevdiğim bir psikolog yine şöyle demiş. Her şeye çatan insan öfkelenir. Yani böyle niyetin bir yere gitmeden, eve gitmeden, çoluk çocuğa, hanıma falan çatmaksa diyor, hani niyetinde de o varsa zaten öfkelenirsin diyor. Onun için değerli kardeşlerim bizler evimizde olsun, sosyal yaşamda olsun, iş hayatımızda olsun böyle öfkeli davranışlardan uzak durmamız lazım kıymetli büyüklerimiz. Üçüncü sorumuz, öfkeli ve sabırsız davranışlardan kurtulmak mümkün mü? Öfkeli ve sabırsız davranışlardan, böyle şiddet ya da başkasına zarar verecek davranışlardan kurtulmamız mümkün mü? Evet, mümkün. Ülkemizin yetiştirdiği büyük bir psikolog var, Doğan Cüceloğlu hocamız. Allah kendisine rahmet eylesin. Şöyle der ki her gece uyuduğun zaman o gün yoğun yaşadığın duyguları yaz diyor. Bugün çok mu kızdın? Çok mu öfkelendin? Çok mu bağırdın? Bir kağıda not et. Her gün gece uyumadan bunu yap diyor. Ve düşün, bu kadar öfkelenmeme gerek var mıydı? Bu kadar kızmama gerek var mıydı? Bu seni bir sihirli bir değnek gibi değiştirmez ama ileriye yönelik değiştirir diyor. Burada da önemli olan husus, az önce Âl-i İmrân suresinin 133, 134, 135. ayetlerini okuduk. Aslında Doğan Cüceloğlu psikologumuz bir ayeti açıklıyor bize. O ayet de nedir biliyor musunuz? Âl-i İmrân suresi 134. ayet. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Şöyle, o Müslümanlar, cennetin kendileri için hazırlandığı Müslümanlar, bile bile hatalarında ısrar etmezler. Hani bugün bizim bir öfke durumumuz, ailemize, eşimize, sosyal hayatımıza, işimize, zarar veren bir öfkemiz, bir sıkıntımız varsa, bir hatamız, bir günahımız, bir kusurumuz varsa, Kur'an diyor ki onlar hatalarında bile bile durmazlar. İşte psikologumuz Doğan Cüceloğlu da onu açıklıyor. Diyor ki kendini yokla. Hepimiz kendimizi yoklamalıyız kıymetli cemaatimiz. Ön yargılardan uzak olmak, değişime açık olmak, kendimizi bilmek. Öfkenin önündeki engel. Dördüncü sorumuz, öfkeli davranış konusunda sosyal hayat ve evimizde nasılız? Burası çok önemli bir konu kıymetli cemaatimiz. Burayı yaşayarak öğreniyoruz. Öfkeyi kontrol etme konusunda sosyal yaşamda ve evimizde aynı mıyız? Dışarıda çoğu şeye biz tahammül ediyoruz. Öfkemize hakim oluyoruz, sabırlı oluyoruz. Ama bazen küçücük olaylar olduğu zaman evde biz değişiyoruz. Biraz daha sert oluyoruz. Kıymetli cemaatimiz, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim,
Bunu ben başta imam kardeşlerimizle konuştuk. Dedik ki mesela bir imam kardeş ya da bir din görevlisi dışarıda her türlü sıkıntıya katlanır, her türlü fedakarlığı yapar. Ya da diyelim ki bizim bu Denizli'de belediye otobüsleri var, şoför kardeşlerimiz. Her türlü sıkıntıyla karşılaşırlar ama onlar da öfkelerine böyle sahip olurlar. Ya da diyelim iş yerinde çalışan kardeşlerimiz, o gün böyle canlarını sıkacak olaylar olur, onlara sabrederler. Öğretmen öğrencisine sabreder. Yani sosyal yaşamda biz böyleyiz dışarıda. Dışarıda çoğu şeylere tahammül ediyoruz. Dışarıda çoğu şeylere sabrediyoruz. Ama o dışarıda sabreden imamım, şoförümüz, bizler, işçimiz, işverenimiz, çalışanımız, toplumda kim varsa dışarıdaki her türlü sıkıntıya sabreden bizler, eve gittiğimizde çoluk çocuk bir hata ettiğinde hemen sert oluyoruz. Kıymetli cemaatimiz, değerli kardeşlerim, aslında şefkatli ve merhametli davranışları en çok hak eden kendi ailemizdir. Değil mi? Yani şimdi biz bugün dışarıda birçok şeye tahammül edeceksin. Benim bugün burada çalışan işçi kardeşim, işverenimiz, otobüsü süren şoförlerimiz. Hani bunlar biraz daha insanlarla yoğun diyalog halinde olduğu için. Dışarıda her türlü şeye sabredeceğiz. Eve gittik mi küçücük bir şeyde patlayacağız. Kıymetli cemaatimiz, işte Kur'an bize ne öğretiyor biliyor musunuz? Hazreti Peygamber bize ne öğretiyor biliyor musunuz? Diyor ki sabrı tavsiye et. Merhametli olmayı tavsiye et. Böyle dirençli olmayı tavsiye et. Bu konuyu da böyle geçelim müsaadenizle. Beşinci sorumuz. Öfkeyi kontrol altında tutmakla ilgili. Din hizmetlerinde ya da manevi alanlarda bulunmak öfkemizi kontrol altında tutmaya katkı sağlar mı? Manevi alanlarda bulunmak. Evet kıymetli kardeşlerim, manevi yönden kendimizi doyurmak bizim öfkeli davranışlarımızın, başkasına zarar verecek davranışlarımızın önüne geçer. İnanın şu an her birimiz hangi cami olursa olsun o camiye gittiğimiz zaman, çünkü camiler Kabe'nin birer şubesidir. Peygamber Efendimizin tavsiyesi üzerine böyle dışarıdan içeri girince şöyle diyor aleyhissalatü vesselam, şöyle söyleyin. Allahümme iftah lana ebvabe rahmetik. Ey Rabbim bize hayır kapılarını açar mısın diyor. Yani şu aziz müminler, haftalık belirli zamanlarda camide cemaatle namaz kılmak o gün bizim manevi ihtiyacımızı doldurur. Ya da diyelim ki dışarıda birinin hayrına gittik, bir Fatiha okuduk. O bizim manevi boşluğumuzu doldurur. Ya da birinin bir cenazesine katıldık, vefat eden annemin babamın mezarına gittim, bir dua okudum, manevi anlamda beni doldurur. Ya da diyelim ki evimde açtım bir Kur'an okudum. O evimin manevi havasını bizim gönlümüze hissettirir. Ya da evimde şunu hatırladım. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed dedim. O benim içimdeki sıkıntıyı götürdü kıymetli cemaatimiz. Peygamber Efendimiz buyuruyor. وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا. Dikkat edin diyor, evlerinizi mezarlık haline getirmeyin diyor. Sizce evleri mezarlık haline getirmek nasıl olur? Bir ev düşünün, hiç secde edilmesin. Bir ev düşünün, hiç Allahümme salli ala seyyidina Muhammed denilmesin. Bir ev düşünün, manevi anlamda hiçbir şey, manevi hayat orada olmasın. O ev Denizli'nin en güzel muhitinde de olsa, en güzel eşyalar da olsa ya da evimiz, arabamız en müthiş de olsa ama biz manevi anlamda çok yalnız kalıyoruz kıymetli değerli cemaatimiz. Onun için bizi manevi anlamda dolduracak olan hususlar, bizim
daha güzel bir hayat yaşamamıza vesile olur. Bugün sosyal bilimlerde akademik okuma yaptığımız zaman şöyle diyor, diyor ki yaşam kalitesini yükseltin diyor. Nasıl yükseltin? Kahvaltı yapın. Nasıl yükseltin? Spor yapın. Nasıl yükseltin? Tiyatroya, sinemaya gidin. Tamam, bunlar yaşam kalitesini yükseltir. Yeterli mi? Hayır değerli cemaatimiz. Asıl yaşam kalitesini yükseltecek olan ya da yaşam kalitesini en güzel hale getirecek olan bizim evimizde okuyacağımız, çocuğumuza öğreteceğimiz bir besmele. Evimizde çocuklarımızla okuyacağımız bir kitap ya da çocuklarımızla beraber manevi dünyamızda açacağımız bir yer kıymetli cemaatimiz. Sohbetimin başında demiştim, ezan vaktine değin, üç müjdeli hadis vereceğiz, ayet ve hadisler. Görev yaptığım tüm yerlerde o hadisleri anlatıyorum. Şu an hali hazırda bulunan cemaatimizin vefat eden anneleri vardır muhtemelen içlerinde. Allah rahmet eylesin. Hali hazırdaki cemaatimizin anneleri yaşayanlara Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afiyet, uzun ömür versin. Annelerle ilgili bir hadis anlatacağım. Bir gün Hazreti Ayşe annemizin evine bir kadın gider, elinde iki çocuk. Hazreti Ayşe annemize derler ki biz acıktık. Hazreti Ayşe annemiz onlara bulduğu üç tane büyük hurmayı getirir. O küçük çocuklar hurmalarını yerler. Anne de tam hurmayı ağzına attığı esnada çocuklar annenin hurmasına el uzatır. Anne ağzındaki hurmayı çıkarır, çocuklarına bölüştürür. Hazreti Ayşe bunu görür, çok hüzünlenir, duygulanır. Allah Resulüne der ki, ya Resulallah, bugün bir kadın geldi, böyle böyle oldu. Hazreti Peygamber der ki, Allah o anneyi yaptığı davranışından ötürü onu cennete almayı kendine vacip kıldı. İnanıyorum sizin anneleriniz de böyleydi. İnanıyorum sizin anneleriniz de sizin için fedakarlık edenlerdi. İnanıyorum ki sizin eşleriniz de bugün çocuklar için aynı fedakarlığı yapıyor. Bir hadis de çalışan kardeşlerimize gelsin. Hadis-i şerif şu: bir kişi dışarıda çalışır, yorulur, alın teri döker. Hatta eşine ikram ettiği bir lokma bile, eşine kendi eliyle verdiği bir lokma bile o kişi için sadaka olur. İnanın bugün sizin burada yaşadığınız tüm zahmet, hani çalışanlar olarak, az önce annelereydi müjde. Şimdi çalışanlar için yaptığınız tüm zahmetiniz, tüm mücadeleniz, tüm gayretiniz evlatlarınızın hatırına sadakadır. Sonra işverenlerimiz için bir ayet var. El yevme la yenfe'u malun ve la benun. O gün ne mallar ne evlatlar fayda vermez. Ayetin anlamı bu. O gün ne mallar ne evlatlar fayda vermez ayet. Zemahşeri diye büyük bir alim var. Ayetlerin böyle çok güzel tefsirini yapar. O da şöyle diyor. Diyor ki tamam, mallar ve evlatlar hiçbir kimseye fayda vermez ama diyor, malını, evladını hayır yolunda kullanana, malını, evladını güzelliklerde kullanana Allah o mal ve evlatla kıyamette güzellik verir. Bu da işverenler için bir müjdeydi kıymetli cemaatimiz. İki duyurumuz var.